Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir Instagram ithal ayakkabısı incelemesine, kutu açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda bir yapmaya çalışıyorum. Seven var, sevmeyen var. Sevmeyenler lütfen farklı orijinal alıp incelediğim, kutu açımı yaptığım veya vloglarını çektiğim ayakkabılara. Bu videolar daha çok uygun fiyatlı seçenek arayanlara, gidip mağazalardan veya farklı internet sitelerinden alamayanlara yaptığım öneri videosu ve ayda bir tane yapıyorum. Değişik yani, sanki kanal bundan ibaret değil, çok daha farklı bir sürü incelemeler, kutu açımları var. Biliyorsunuz bunların incelemelerini de çekmiyorum zaten, sadece kargo açım şeklinde nasıl geliyor, ne bekleyebilirsiniz kutuyu açtığınızda onu göstermeye çalışıyorum. Çünkü birçok gösterdiği ayakkabıyı göndermeyen adres de olabiliyor. Hani bu benim gösterdiğim bir adres. Vlog yapıyoruz, apayrı bir konu. Mağaza turu yapıyoruz, apayrı bir konu. Basketbol ayakkabısı detaylı incelemesi yapıyorum, apayrı bir konu. Bu da o sekmelerden biri. Hitap ettiği insanlar daha çok normal gidip orijinal alamayan, pahalı ayakkabı alamayan insanlar oluyor. Veya daha uygun bazen denemek isteyen insanlar olabiliyor. Değil mi? Hani normalde bulunamayabiliyor işte. Daha böyle limited Jordan'lar, şunlar bunlar. Alıp deneyip hani zevkini, keyfini almak bir tercih olabilir. Yani bu videolar biraz da bu tarz şeylere yöneliyor. Yine arkadaşlar Sportik TC adresine teşekkür ediyorum bu ayakkabıyı bana gönderdiği için. Açıklamaya direkt linkini bırakıyorum. Instagram sayfasına oradan ulaşabilirsiniz. Shopier sitesi var. Shopier sitesinden de aynı şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz ayakkabıları. Bir süredir de bu adres bana yolluyor. Hani daha çok beğeniyorum. Güzel ayakkabılar. En azından piyasaya kıyasla daha kaliteli ayakkabılar yaptığını düşünüyorum. Bilmiyorum, bu benim düşüncem. Katılmazsanız katılırsınız. Çok da önemli değil. Zaten açıp sizin huzurunuzda her şeyi gösteriyorum dedikten sonra şöyle açalım bakalım ayakkabımız nasıl çıkacak. Evet, bir tane çorap karşıladı. Hemen çorabı şöyle köşeye koyuyorum ve ayakkabıma bakıyorum. Bu ayakkabı bir yerlerden hatırlıyoruz sanki ha? Evet, çok tanıdık geldi. Jordan 36. Hatırlarsanız bunu Nike.com'dan alıp incelemiştim zaten. Detaylı performans incelemesi de var. Ben aldıktan sonra bu ayakkabı ne kadar oldu biliyor musun? 3000 mi demiştim? 3000 oldu. 2950 oldu. Ben 1950'yi almıştım. Bir anda 1000 lira zam geldi. Bu ayakkabının fiyatı o zam kadar bile değil yani düşününce. Tabii kalitesi nasıldır, neler bekleyebilirsiniz sizlerle şimdi bakalım. Biliyorsunuz bu Çin'den gelen ayakkabılarda bu etiketler oluyor. Ekstiyer etiketi ve şu plastik etiketler oluyor. Bunu görmeye alışığız. Şöyle yakına gelirsem biraz daha detaylı bakalım. Sağlam bir duruşu var. Fena değil. 44.5 numara bu sefer aldım bunda. Hani direkt olarak. Buçuklu bir yara yoktu. Evet, buçuklu bir yara yoktu. Şu an bakıyorum aynen öyle. Bunlar da, onlar da gelmiş. Üstündeki materyallerden değil de ilk önce altından başlayalım. Altı XCR etiketi var, yani çok daha sert plastik demek oluyor. Fena değil, gayet güzel yapmışlar. Yani sizlere dışarıda da sanki yardımcı olabilecek gibi sert bir plastiğe sahip. Çünkü normal Jordan 36 da buralar aşırı aşırı yumuşaktı. Ona nazaran bir tık daha sağlam, güçlü duruyor. Yine Jordan logomuz içeride şurada pencerede, değil mi? Pencere şurada, 34 logosu, altta da yine zoom'unu görebileceğiniz bir pencere var. Rahatlığını merak ediyorum. Görsel olarak gözle çok hani ayrışmasa da şu an elimize alınca bunu mesela fark etmiş olduk. Ama bayağı iyi yapmışlar. Şuradaki tırtıklara kadar var. Görüyorsun şuradaki tırtıklara kadar. Hı hı. Orada da vardı. Jordan logosu içeri doğruydu. Hani şu kafaya bazen alanlar var. Mağazadan alamadım, buradan alayım. Birebir aynısı. Yani illaki farklılık olacaktır. Mutlaka bunun bilincinde olmak lazım. Hani aynı, çok daha uygun fiyatı verip işte bu biraz beklentiyi şeyle kontrol etmekle alakalı. Şimdi bu 3000 lira. Örnek veriyorum, burada 600 lira. Yani şimdi şey derseniz, ya 3000 lira gibi değil derseniz komik duruma düşüyor bence, bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum. Yani 3000 lira verdiğin tabii ki çok daha farklı, tabii ki çok daha kaliteli olmalı. Bu da sana sağladığı şeyler, seni mutlu ediyorsa, okey veriyorsan, yani bunun analizi herkes kendi yapmalı diye düşünüyorum. Üst tarafa doğru çıkalım. Yastıklaması dediğimiz gibi göremiyoruz. Üst taraf fena değil. Şu içindeki şeyleri çıkartayım. Şöyle elimi. Evet, yine ben aynı. Ben üst tarafını çok şey yapamadım. Nasıl? Yani böyle sanki aralarda beyaz beyaz bir şeyler. Onlar daha çok kalmış. Yapıştırıcı. Evet, yapıştırıcı. Yapıştırıcı olabilir gibi. Ama baya baya iyi gibi duruyor. Yani ben bu kadar iyi olacağını düşünmedim. Normalde tabii ki burası çok daha esnek ve farklı bir yapıydı Jordan 36'da. Burada biraz daha sert yapmışlar. Ama fena değil. En azından havadar, nefes alabilir yapısını birebir korumuşlar. Arkaya doğru geliyorum. Arkadaki yapılar yine güzel. Bak şurasının olması bile hoş. Buraya birebir aynı yapmışlar. Altında bir şey var mıydı? Evet. Şimdi Jordan 36 yazıyor ve buradaki nubuk tarzı bir kumaş yine fena değil. Hemen şöyle içini göstereyim sizlere. İçindeki pedleme yine okey duruyor. Jordan logomuz var. Evet, fena değil gibi duruyor ya. Ne diyorsun?
Tabii ki farklılıkları var. Ayağını da merak ediyorum. Evet, ben de şu an ayağı giymek için sabırsızlanıyorum. Ön kısmındaki, dil kısmındaki, arkasındaki Jordan yazısı, Air Jordan yazısı, üst taraftaki tutma yerleri, köşede 34 yine logoları kondurulmuş. Evet, ağırlık olarak da yine hafif, gayet kibar duruyor. Sanki daha az materyal kullanılmış gibi hissettiriyor arkadaşlar. Bilek korumaları da güzel. Evet, farklı, gerçekten farklı. Ayağı giyip tam notumu vermek istiyorum. Genel itibariyle gözle çok birebir anlaşılmayacak ve bir nevi kaliteli duran bir yapısı var. Buradaki boşluk biraz daha tabii fazla olmalıydı. Normal Jordan 36'da. Evet, şimdi bir ayağımıza giyelim istersen. 44.5 numara bakalım nasıl olacak. 44.5 numarayı bayağıdır sipariş etmiyorduk. Hep 45 oluyordu ellerinde. Bir küçük geldi ama bana. Sanki. Normal bence. Belki burada uymayabilir üstümüze, bilemedim. Hadi şimdi ayağımıza giyelim. Görsel olarak sen ne diyorsun şöyle dışarıdan bakıldığı zaman? Ayak içeride durduğu zaman şu belki yamuk yamukla o üstteki daha güzel gözüküyor. Evet, o ezikler eğer ayağında düzgün olursa daha yani farklı, güzel gözükebilir. Güzel gözükebilir. Bağcıklarımızı açalım ve ayağımıza deneyelim. Evet, bakalım nasıl olacak. Çok oturdu sanki. Evet. Yani yarım numara hep büyük geliyordu ya bunlar. Normalde 45 alıyorum biliyorsunuz arkadaşlar ayaklardan. Ama Instagram oldu mu tabii ki biraz daha numaralar şaşabiliyor. Hatta yani tam resmen 45 gibi oldu. Hatta bir daha bile bol. Solu da dene gerçi. Evet, sol gerçi bizim değil mi? Şeyimiz, karar noktamız sol oluyor. Şöyle. Şunu çekelim. Ve bağladık. Ayağıma iyi oturdu arkadaşlar 45 numara. Ama sanki ön tarafında zoom yokmuş gibi. Arka tarafını da hissedemedim. Yani yastıklama noktasında arkadaşlar çok rahat gelmedi. Ayakkabı hafif, havadar. Kesinlikle havadar. Ve kalıbı da yine iyi oldu. Hiç ayaklarım buradan dışarı çıkmadı. Oldukça iyi bir şekilde içinde tuttu. Fakat normalde Jordan 36'nın olayı biliyorsunuz yastıklamadır. Ön ve arkadaki devasa zoom üniteleridir. Burada o yok. Biraz sert bir yüzeye basıyorsunuz. Herhalde fiyat farkı da bu şekilde oluşturmuş mu oluyorlar bilemiyorum artık. Ama yani çok benim hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Görüntü olarak okey değil mi? Görüntü olarak beğendim ben. Ayağında hani sanki senin Jordan'ların evet, durdu yani. Pek anlaşılmıyor fakat his olarak çok iyi değil arkadaşlar. Yere bayağı yakın gart ayakkabısına dönüşmüş bir anda. Çok ilginç geldi bana gerçekten. Yani çok aman aman sevemedim. Pek kötü değil, iyi. Fiyatını tabii ki diğerleriyle kıyasladığımız zaman hak ediyor olabilir, hak etmiyor olabilir. Şahıstan şahsa göre değişir. Ama ben tabii ki yastıklamaya bakan biri olduğum için bunu bana farklı geldi. Bilemiyorum, bunu böyle gündelik alıp giyebilirsiniz. Hani ben gündelik basket oynamayacağım ama hani Air Jordan'lar gibi hani 1, 3, 5, 11 gibi alacağım, giyeceğim. Hani şekil bir şey olsun ayağımda diyorsanız bakın ayağa yakıştı bence. Değil mi? Ben de ayakta beğendim. Fit durdu çok. 44.5 bayağı fit durdu. Normalden aldığınızdan yarım numara küçük sipariş edebilirsiniz. Yani normalde ben 45 giyiyorum. 44.5 numara çat diye ayağıma uydu. Oldukça fit, ince ve hoş duruyor. Sağlam da bir alt yüzeyi var. Arkası falan yine değil mi? Güzel duruyor. Böyle aldığınız zaman böyle bir ayakkabı bekleyebilirsiniz. Zaten bu videoların amacı da bu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hangi ayakkabıyı görmek istersiniz arkadaşlar? Aşağıya açıklama kısmına yazın. Instagram'dan sizlere hangi ayakkabıyı açıp tanıtayım? Almak istediklerinizi bana yazarsanız ben de aldığınız zaman sizden önce alıp denemiş olurum. Böylelikle neyle karşılaşacağınızı görmüş olursunuz. O zaman bir sonraki defada görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.